Arkadaşlar hiçbir yeri değiştirmeden videoya kaldığım yerden devam ediyorum. Yine bir F harfi seçeceğiz. Tamam, bu yüzeyi seçtim. Skecimizi seçelim. X-Y düzlemimiz tabii ki. Şu şekilde bir alalım. Profile komutuna gelelim. Komut içerisinde de şöyle bir çizim yapalım. Şuradan bir F harfini şöyle yapalım. Daha sonrasında şöyle bir uzatma yapalım. Şuraya doğru şöylece bir uzatmamız daha olsun. Şöyle hafif ortaya yakın olsun. Tamamdır. Arc komutumuza gelelim. Şöyle bir, aynen, çok güzel oldu. Yapı oluşturalım. Sonrasında line komutundayken şöyle hafiften bir uzatalım. Sonra aşağı inelim. Biraz önce garip bir şekilde biz F komutun F'yi de çok acayip bir şekilde çizdik. Anlamadım. Şöyle uzatalım. Tabii aynı şey, önemli olan komutların nasıl kullanıldığı, işimize nasıl yaradığı kısmı, ama tabii güzel çizmek, bir şeyleri güzel bitirmek de bizim aynı şekilde önem verdiğimiz bir şey. Bakın F harfine daha çok benzedi. Biraz önceki hiç benzememişti ama. Şimdi yapmış olduğumuz işlem, bu sketch üzerinde bir editleme yapmak istemiştik. Bakın şimdi geldi ama biraz önce gelmemişti. Yapmak istediğim işlem şuydu. Şu line'a bir gelelim. Şu iki yeri line ile birleştirmek. Daha sonrasında quick trim komutunu kullanarak burayı silmek. Close deyip finish sketch deyip kenar işimi bitirmek. Buradan sonra yapacağım işlem şu. Yine aynı şekilde buraya bir extrude'lama işlemi yapacağım. Tabii bu extrude'lama bu kadar az olmasın. Bunu biz bir 50 yapalım. Şöyle 50'lik güzel bir extrude'umuz olsun. Sonrasında bir yine sketch seçerek şu alt tarafı bir seçelim. Okey diyelim. Alt taraf seçiliyken şurada bir dikdörtgen oluşturuyorduk. Şöylece oluşturalım buraya da. Aynen öyle. Finish sketch dedim. Şu şekilde bir yapım var elimde. Yine extrude işlemi yapıyorum. Buraya ters yönlü bir extrude işlemi yapıyoruz yine. Okey dedim. Şu şekilde. Sonrasında extrude komutuna gelip burada bir düzenleme yapacağız. Yapmış olduğumuz işlemi şu yüzeye göre de bir düzenleyeceğiz. Volume değildi. Until selected kısmıydı. Nereye kadar olacak kısmıydı? Buraya kadar olacak. Bakın şimdi ne oldu. Şimdi yaptığı işlem aslında tam olarak şu. Ben şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki doğrunun yüzeyi olarak, bakın tam bu şekilde doğrultusunda buraya da bir yapı oluşturmuş oldu. Yapmış olduğum işlem tam olarak bu zaten. O doğrultuya kadar uzat. O doğrultuya kadar bizim istediğimiz şekile getir. Onu istediğimiz doğrultuda, seçtiğimiz doğrultuda uzat anlamına geliyor. Birazcık garip bir şey bu. Hani burada normalde sınırına göre yapıyordu. Ama burada da bir sınıra göre yapması gerekiyor. Tabii başlangıcımı alacak, bitişimi alacak. Bu da onun için bir muallak olacağı için burada en güzel düz mantık aynı doğrultuda olsun kafasına girmişler. Yani bu da aslında aynı doğrultuda. Bakın dümdüz oluşmuş oluyor. Genel hatlarıyla bu şekilde söylenebilir. Dördüncü kısmımızın anlatımını da bu şekilde tamamlamış olalım. Bir sonraki kısımda yine görüşürüz. Umarım anlaşılır olmuştur. Bölmemin sebebini de zaten biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.